gözlemlediğime göre ve görüşüme göre bundan öncesinde de yani 2013'te başlayan çözüm sürecinden önce de büyüyen süreçlerde yani dönemsel çatışmanın olmadığı dönemlerde de bu meseleye kendi siyasi çıkarı ve siyasi başarısına odaklı olarak baktı. 2013'ün Mart'ında da başlayan bu sürece de yine kendi siyasal başarısına endeksli olarak baktı. In my opinion, the AKP from the beginning in March 2013 only approached the peace process for its own political interests to make its own political advantage. Nitekim hükümetin üyeleri de bu durumu şu şekilde ifade ettiler birçok zaman. Bu sürecin bize bir siyasi yararı olmayacaksa biz niye bu süreci yürütelim? Bunu çok çıplak bir biçimde söylediler. Members of the AKP government used to say, if there's no benefit to us, if there's no political benefit to us, why should we carry on this process? 7 Haziran'dan sonra Ceylanpınar'daki polisin yaşamını yitirdiği berbat bir saldırıdan, bir ölüm olayından sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hükümetin bu süreci yitirilmesine zemin hazırlanmış oldu. Ve ondan sonra da birkaç polisin Diyarbakır'da ve Urfa'da yaşamını yitirecek olaylarda ölmesi ve sonrasındaki gelişmeler de bugün yaşadığımız barikat, hendek, buna bağlı süreçlerle süreç dediğimiz çatışma olmadığı dönem tamamen ortadan kalktı ve çok kanlı, bedeli çok ağır olan, insan hakları ilerleri bakımından öncesileriyle kıyaslanmayacak bir ortamla karşı karşıya kaldık. Following the 7th of June elections, with the killing of a policeman in Ceylanpınar and other incidents where police died, this gave the AKP the opportunity to resume conflict, and this led to the barricades going up, the ditches being dug, and now we have the this current environment of conflict. Ve bugün için ve yani bunu sonlandırmak için hükümetin tarif ettiği bu sorunun özüne uygun bir çözüm metodolojisi de maalesef yok. 3 gün önce geçtiğimiz hafta Cuma günü Başbakan Mardin'de 10 maddelik bir çerçeve, bir plan açıkladı. Ama bu planın içerisinde de mevcut durumu hem tarif eden hem de sonlandıracak herhangi bir ipucu vermedi maalesef. Ayrıca izleyecekleri yöntemin de derinleşen bu soruna uygun olmadığını da ifade edebilirim. The government has no plan to bring the current situation to an end, to end the conflict. Only last Friday in Mardin, the Prime Minister announced the 10-point plan, but it was empty. It had no basis, no actual foundation. Biz 2013'ten bu yana, hatta 2012 Haziran'dan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin Kürt meselesi konusunda bu meseleye iki eksenli baktık. Birinci eksen demokrasi, özgürlük, adalet ve geçmiş hesaplatma boyutu anlamında parlamentoda yapılacak çalışmalar. Sorunun ikinci ekseni ise çatışmanın nasıl sonuçlanacağı ve silahsızlanma nasıl sağlanacağı, hangi yöntemle olması gerektiği. Bu iki eksenden baktık. Ve 2012'nin Haziran'ında o dönem Başbakan Erdoğan'a gittik. Türkiye çok kanlı bir süreç yaşıyordu o dönemde. Bir yıl içerisinde 1000'e yakın insan, asker, polis yaşamını yitirmişti 2011'de. 2012'nin Haziran arasındaki bir yıllık süre içerisinde. O dönemde Başbakan Erdoğan'ın yanına gittik ve yöntem önerdik. O zamandan bu zamana da parlamentoda ısrarla siyasi partilerin bir komisyon kurmasını, bir mutabakat komisyonu kurmasını, akıl insanlardan bir heyet kurulmasını, bu heyetlerin parlamentonun güvencesi altında çalışmaya başlamasını ifade ettik. Bugün geldiğimiz noktada CHP'nin önerdiği bu yöntemin en doğru yöntem olduğu, diğer siyasi partiler tarafından da, HDP tarafından da özellikle ve hükümet üyeleri tarafından da kabul edilmekte.
bir an önce bu sürecin başlaması noktasında parlamentoda adım atılmasa eğer, parlamentoda bu sorunun özüne uygun bir çalışma başlatılmazsa korkarım ki bu kopuş daha da hızlanacak ve bu travma daha da büyüyecek ve daha da olanılmaz bir hal alacak. Çünkü çatışmanın ortasına doğan 2-3 kuşak genç var. O gençlerin maalesef kafaları ve duyguları artık Ankara'ya dönük değil.